Dışkılama zorluğu çok sık gündeme getirilen ve çok sık hastalarda yakınmaya neden olan bir problem. Şimdi Amerika'da özellikle bu konuda yapılmış bir istatistik var. Tüm nüfusun yaklaşık %15'inde dışkılama zorluğu olduğu belirlenmiş. Yani ciddi bir problem. Yani her 6-7 kişiden birini aşağı yukarı ilgilendiren bir sorun şeklinde. Peki nedir dışkılama zorluğu? Dışkılama zorluğu dışkının rahat atılamaması olarak tarif edilmekte. Burada dışkılamaların en azından en az %25'inde veya %25'inden fazlasında aşırı ıkınma olması kastediliyor. En az %25'inde fazla takılma olması kastediliyor ve dışkı atmada zorlanma ve aşırı ıkınma kastediliyor. 2018 yılında yani yaklaşık 4 yıl önce Hintliler tarafından tarif edilmiş ideal dışkılama yöntemi ve ideal dışkılama kriterleri var. Nedir bunlar? 4 tane harfin birleştirilmesiyle oluşuyor. Tone diye geçiyor kısaca. T, 3 minutes yani 3 dakikada dışkılamanın gerçekleşmesi gerekiyor. Yani tuvalette uzun süre vakit harcanılıyorsa bu ciddi bir sorun. Birazdan bunu açacağız. O, once a day yani ideal olarak günde bir kez dışkılamanın olması. Ne? Nose training, aşırı ıkınma, aşırı zorlanma, aşırı güç verme olmadan dışkılamanın gerçekleşmesi ve E harfi de enough fiber yani yeterince lif veya liften zengin bir diyetle beslenilmesi. Şimdi bunu genel hatlarıyla bir açalım. Tek tek harfler üzerine gidelim. Şimdi T özellikle 3 minutes dışkılama yani 3 dakikada bu dışkılamanın gerçekleşmesi yani bunun üzerine gitmemiz önemli. Hocam ya ben aslında çok vakit harcamıyorum ama ben çocukluğumdan beri alışmışım. İşte gazetemi orada okurum. İşte sosyal medyaya orada giriyorum. Sudoku veya işte bulmaca, bilmeceyi orada çözerim. Orada rahat ediyorum şeklinde hastalarımızın yaklaşımı olur. Bu asla doğru bir yaklaşım değildir. Yani bir kişi tuvalete girdiği zaman sadece o eyleme, dışkılama eylemine odaklanması gerekir ve farklı bir şeyle ilgilenmemesi, farklı bir şeye ilgi alakasını veya dikkatini odaklamaması gerekir. Bu dışkılama eylemini geciktirir ve dışkılamanın da daha komplike hale gelmesine sebep olur. Yani özetle bir kişi tuvalete, telefon, tablet, gazete, mecmua bu tür şeyler alıyorsa zaten burada bir sıkıntı var demektir. Ya işte hocam ben rahat ediyorum onda bir şey yok ki ben zaten eskiden beri tamam eskiden beri yapmış olabilirsiniz ama sizin alışkanlıklarınızın onun doğru olduğu veya onun herkesin doğrusu olduğu anlamına gelmez. Mesela eşler gelirler. Diyelim ki hasta olan erkek kadın der ki ya ben her gün tuvalette kuyruk bekliyorum. Veya tersi hasta kadın erkek der ki ya ben girip 2 dakikada işi bitiriyorum ama eşim tuvalete giriyor bir türlü çıkmak bilmiyor. Yani bu sık rast geldiğimiz, sık rastladığımız bir problemdir. Yani onun için ideal olarak bu 3 dakika kuralına uymakta yarar vardır. İkinci olay o. Yani once a day. Günde bir kez dışkılamanın gerçekleşmesi. Hocam ben 4 kere 5 kere dışkılıyorum. Bu normal değil mi? Veya hocam ben 2 günde bir dışkılıyorum. Bu normal değil mi? Şimdi bakınız, burada normal anormal tartışması yapılmaz. Burada genelde olması gereken ideal ve insanların genelinde sağlıklı olan dışkılama esas alınır. Burada ideal olan günde bir kere gerçekleşmesi ve mümkünse aynı zaman diliminde gerçekleşmesidir. Burada aynı zaman dilimiyle kasıt şu, illa ki sabah 7 sabah 7'de olacak anlamda değil. Bir kişi
sabah vakitlerinde bu işi yapıyorsa sabah diliminde yapmalı. Akşam vakitlerinde bunu yapıyorsa akşam dilimlerinde bunu yapmalıdır. Çoğunluk daha çok sabah diliminde bunu yapar. Yani işe ya da okula gitmeden önce dışkılamayı gerçekleştirir ve ondan sonra günlük aktivitesine koyulur. Yani genel şey, genel akış bu şekildedir. Onun için burada ideal olan aynı zaman diliminde ve bunun günde bir kere gerçekleşmesidir. Ancak tabii ki günde 2-3, örnek huzursuz bağırsak problemi vardır, günde 2-3 dışkılıyordur. Veya dışkıyı tam boşaltamıyordur, yani dışkıyı boşaltmada problemi vardır. Buna bağlı 2-3 kez dışkılıyordur. Yani bunun için bunun nedenini tabii bilmek lazım. Ezbere ha ya 2-3 normaldir veya 2-3 anormaldir denilemez. Bazısı için 2-3 normal olabilir ama diğer kişi için normal olmayabilir. Örneğin sürekli 20 yıl boyunca her gün günde bir kere dışkılayan bir yetişkin birden son bir yıldan beri günde 3-5 kere dışkılıyorsa burada bir sorun aramak gerekir. Veya tam tersi de olabilir. Sürekli günde 3-5 kere olup da tekrar günde 1'e bu gelebiliyorsa, yani bu günde 1 oluyorsa, bunda da bir sıkıntı olabileceğini araştırmak gerekebilir. Onun için yani burada günde 1 çok kez yapılması veya 2 günde 1 gibi bunun olması kimi hastalığın normal iken diğerinde normal olmayabilir. Klasik kabızlık tanımında veya dışkılama zorluğu tanımında haftada 2'den daha seyrek. Yani haftada 2 ile kasıt işte ortalama 3,5 gün gibi falan düşüyor. Yani 3 günde 1, 4 günde 1, 5 günde 1, haftada 1 dışkılama yapıyorsa veya 10 günde 1 dışkılama yapıyorsa bu kişi, işte biz bunu kronik kabızlık sınıfına alırız. Yani kronik kabızlık işte bu şekil haftada 1 ya da 10 günde 1 dışkılama yapan şahısları aldığımız grup veya aldığımız çatıdır. Yani o çatı altında o problemi, kronik kabızlığı inceleriz. Bu kronik kabızlık bağırsakla ilgili olabilir. Bazı hormon bozuklukları sonucu olabilir. Bazı elementlerin işte D vitamini gibi vesaire bunların aşırı salınımından veya eksik salınımından oluyor olabilir. Bazı işte potasyum gibi elementlerin azlığı, çokluğu buna etki edebilir. Böbrek hastalıkları, karaciğer hastalıkları buna etki edebilir. Çok uzun bir listedir ve enine boyuna araştırılması gereken bir konudur. Şayet dışkılama zorluğu ile ilgili sıkıntınız var ise sadece bu konuyla, kabızlık ve makat hastalıklarıyla uğraşan ekibimizden destek almak isterseniz telefonlarımızı arayabilirsiniz.